Ben şimdi İsmail Hakkı Pekin'e döneceğim. İsmail Hakkı Bey, buyurun sizin konuştuklarımızla ilgili söyleyeceklerinizi alalım. Tabii Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir defa hedefin işin başarılamaması ya da rehinelerin canlı kurtarılamaması oradaki askerlerin ya da oraya giden özel kuvvetler unsurlarının görevlerini yapmadığı anlamına gelmez. Yani ee, sonuçta başarmak da var, başaramamak da var. Çok riskli bir harekat bu. Herkesin göze alabileceği bir risk değil. Yani hem e, Komuta Komut Akademisi hem de Sayın Cumhurbaşkanının göze aldığına göre bu işi büyük bir riske giriyorlar. Yani ve bu planlanmış, edilmiş, üzerinde çalışılmış bir harekat. Şimdi bu tür harekatlarda bunlara bunlara biz şey diyoruz. Ee, surgical operation. Yani sadece nerede bir sorun varsa oraya e, odaklanmak, almak ve bu onun hedefi şu. Zamanca, e, kuvvetçe ve e, şey, e, ne diyelim, e, imkanlarca sınırlı e, fakat e, bu arada e, legal asker hedeflere e, yönelik etrafa zarar vermeden yapılan harekatlar demek. Ve bu harekatlar e, yani özel kuvvetler tarafından yapıl yapılabilecek harekatlar. Dolayısıyla özel kuvvetler bu harekatta çalışmıştır uzun bir süredir belki de çalıştı. Bilemiyorum ne kadar çalıştı ama çalışmıştır. Ve e, bu harekatı e, şunu görüyoruz eee harekatta. Şimdi eee harekatı başlıyor. Havacılık harekatın mesela şunu şunu açığa kavuşturmuyorlar. E, kavuşturamıyoruz. Havacılık harekatı başlamadan evvel mi e, hava kuvvetleri ve uçaklar ya da insan e, hava araçları taarruz ediyor yoksa ee, ...daha uzak bir yere indiriyor... ...havacım harekatı, helikopterlerle... E, ...personeli. O, per e, o personel... ...miktarlarını söylemiyorum şimdi de... E, ...o personel e, yürüyerek şeye geliyor... ...mağaraya, mağarayın yanına geliyor... ...o sırada çatışma başlıyor. O zaman mı... ...hava taarruzu başlıyor? Yani Mesela bunun cevabını verilmesi lazım. Bunu bilmiyoruz. Herkes farklı bir şey söylüyor. Yani e, ikinci konu... E, ...o kadar büyük bir yere... Ee, bu kadar küçük bir e, birliğin gitmesi ve kontrol altına alması mümkün değil. Çatışma esnasında evet gelmiş olabilirler, ateş etmiş olabilirler ve e, bu kadar insan, bu kadar PKK'lı öldürülmüş olabilir e, diye değerlendiriyoruz. E, fakat e, görev, asıl görev reyne kurtarmadır, reyne kurtarma operasyonudur. Geri kalan unsurların e, öldürülmesi, teslim alınması, işte e, belli e, unsurların e, e, kaçmaya zorlanan, kaçması. Bu tamamen farklı bir olay. Peki ne zaman geri çektik birliklerimizi biz? Cuma günü Sayın Genel Kumay Başkanı, yani düzeltiyorum, Millet Savunma Bakanı birliklerimizin emniyetle üstlerine döndüğünü söyledi. Mesela gündüz mü döndüler, perşembe akşamı mı döndüler onu da bilmiyoruz. Onu da bilmiyorum. Ama sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Bu bir yayına kurtarma operasyondur, riskli bir operasyondur. Bu riski e, emir veren e, kişi e, e, göze almıştır. E, bu risk için geliştirilmiş özel kuvvetler komutanlığı bu o, operasyonu yapmıştır. Ve e, operasyonun sonunda e, hedeflenen rehinlerin canlı kurtarılması konusu maalesef gerçekleştirememiştir. Ama bu operasyon şu açıdan çok başarılı bir operasyondur. Çok az zayiat verdik. Şimdi bu, o bölgeye baktığımızda labirentlerden oluşan, kayalardan oluşan bir bölge orası. Özellikle Güneydoğu girişi mesela böyle bir yer. Ee, o bölgeye baktığımızda şunu görüyoruz. Ee, o bölgede e, çok çabuk çok ço çok fazla zayiat verdirebilirsiniz. Oraya Silahlı e, Kuvvetleri her seferinde peşmergeyle beraber girmiştir. Peşmergeye yer göstermiştir. Birlikte harekat icra etmişlerdir. E, yine o bölgede e, kolla timle giderken bir anda e, öndeki adamla arkadaki adam arasında Kaya girdiği için araya çok rahatlıkla bir grubu olduğu gibi enterne edebilirler. Mesela bunlar olmamıştır. Bu, bu çok önemli bir olay. İkincisi e, oradan e, az da geri çekil, e, tahliye edil, e, edilmiş birlikler. Üçüncüsü işte yani e, şey olarak teröristler ima olmuş ama asıl amaç teröristlerin oradaki teröristlerin iması değildir. O çatışma esnasında ortaya çıkan bir şey e, durum. Bir de asıl önemli olanlardan bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülke sınırları dışında yani kara karayla ya da top, kendi toprağıyla bağlantısı olmadan bu tür harekatları yapabilme imkan kabiliyeti. Kötü hava şartlarında, gece şartlarında bu bu bütün dünyaya gösterilmiştir, öğretilmiştir. Yani dünyada o kadar çok ülke var ki yani Amerika dahil, İngiltere dahil, e, bakın literatöre yaptıkları bu tür kurtarma operasyonlarında, Rene kurtarma ve diğer operasyonlarda e, çok az başarı sağlamıştır. Yani bu operasyonlar kolay operasyonlar değildir. Bir defa bunun hakkını vermemiz gerekiyor. Bu konuda bir soru yok yani, ama şişesine... e, kelimelerde yerli yerine oturtmamız lazım. Anladım. İsmail Hakkı Bey, yani siz diyorsunuz ki yani bir, bu harekatın başarısı, Burada zayiat Türk ordusu çok fazla verebilirdi. Ona çok müsait bir alan evet. burası, saha vermedi. Evet. Birinci başarı bu. İkincisi dünyada evet. çok az ülke böyle bir hareket, harekatı, yani bu kadar Doğru. zor bir harekatı icra edebilir. Doğru. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu icra etmiştir. Bu da ikinci başarısızdır diyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Yani... Bir başka konu daha var efendim. Bir başka konu daha var. Bundan sonra Kandil'e de veyahut da e de bu tür operasyonlar yapılıp bu tür operasyonlarla oradaki ki büyük ihtimalle öyle olacak oradaki e, beyin takımı e, enterne edilebilir. Beyin takımı etkisiz hale getirilebilir. Yani Türkiye bir de bunu ortaya koydu ve e, şimdi herkes tedbir almaya çalışıyor. Şimdi İsmail Hakkı o Bey. Şeyler, şu, e, diğerleri, şu, şimdi evet. tam, tam da şu sorunun, şu sorunun sırası. Şimdi ben şunu anlıyorum yani gerçekten doğru dünyanın her yerinde dünyanın en güçlü ülkeleri bile bu tür rehine kurtarma operasyonlarında e, rehineleri sağ salim kurtarmayı başaramıyorlar o çok zor yani Abdullah Bey az önce söyledi yani Rusya'ya bakın bakın Rusya'ya bakın evet. Çetelistan'da şey yapacağız diye okulu yıktılar dünya kadar öğrenci öldü doğru doğru biliyorum yani Amerika'ya bakın onlar da aynı şekilde yani. İsrail, biliyorum. İsrail aynı şekilde. Yani, biliyorum. Yani evet. rehine kurtarma operasyonu çok riskli bir operasyondur, çok zordur. Sonuçta adam elindeki kalashnikovla 30 saniyede elinde elindeki rehineleri bağlı insanları kalleşçe alçakça katledebiliyor yani o işin o kısmını göz önünde evet. bulundurabiliyoruz. Ama benim sizden öğrenmek istediğim şey şu. E, Tabii buyurun. O zaman. Sizin anlatımınızdan şu çıkıyor ortaya rehine olmadığı bir ortamda kandile yönelik ya da başka mıntıkalara terör alanlarına yönelik operasyonlarda Türk Silahlı kuvvetleri son derece başarılı icra e, harekatlar evet. icra edebilirin bir kanıtı bu Evet, evet. Öyle midir? İcra edebilir. Hatta biraz evvel Beyin takımını ortadan kaldırabilir. Yani yapmamız gerekenlerden bir tanesi bu zaten. Peki. Yani bu harekat bu onun bir... Aslında Uluç Bey de biraz ona işaret etti. Onun bir örneği o zaman. Evet. Yani beyin takımını örneği. enterne örneği. etmeye, ö, oraya da gidip hedefte vurmayı sağlayabilecek operasyon yapma kabiliyetine sahip bir ordu diyebiliriz. Karşı tarafı evet. da kesinlikle Diyorum. boş bırakmaya zorlayacak bir şey. Yani karşı tarafı sürekli olarak eee tayak tayak bırakacak bir şey bu. Onu da En önemli İsm şey İsm budur yani. İsmail Hakkı Bey onu da söyledi. He. Yani o orada da böyle bir panik havası estirebilir mi? Yani terör şefleri evet. arasında evet. İsmail Hakkı Bey? Evet. Bence e, bence estirdi estirmesi gerekiyor e, estirdi ve bundan sonra Türkiye e, hem e, bu gücümüzle yani e, şu ana kadar edindiğimiz teknolojiyle eğitim ve tecrübeyle birlikte e, buna e, İHA'ları da eklerseniz e, beraber ve yerelde kullanacağımız e, istihbarat muzdanda etkiler e, eklerseniz bunların bir kısmına para, para verirsiniz yani e, şey de e, Afganistan'da Şah Mesud'u bir gazeteci girdi çadırında fotoğraf çekerken öldürdü. Yani, baş, yani bir sürü de bu konuda şey var. E, bu konuda Türkiye'nin çok daha fazla bu adamlara yönelik şey geliştirmesi lazım. E, senaryo geliştirmesi lazım. E, bunları yapacak güçteyiz artık eskiden değildik. Ama şu anda gerçekten hem personel eğitimi tecrübesi hem de ulaştığımız teknoloji açısından bunları yapacak güçteyiz. Evet bazen başarısız olabiliriz yani hedefi ele geçiremeyebiliriz. Bu bizim başarısız olduğumuzu ya da eğitimsiz olduğumuzu, e, teknolojiye sahip olduğumuzu, olmadığımızı göstermez. Bir defa bunu karam, bu karamsarlığı bir defa atmamız gerekecek. Yani kastettiğimiz konu budur. E, yani ama terimleri e, yerine koymamız lazım, e, yerinde kullanmamız lazım. E, bu konuda kimsenin de korkusu olmasın. Yani Sayın Cumhurbaşkanı açık ve net olarak şunu söyledi. Evet, reyne kurtarma Oper operasyonu gerçekleştiremedik. Ölüler babından bir şey söyledi yani e, bu gayet doğal bir şey e, bunu ka, bunu kabul etmemiz gerekiyor e, ama bu o orada savaşanların e, harekatı yapanların kahraman olduğunu e, kahraman olmadığını göstermez böyle saçma sapan bir şey elde ...kimsenin aklına gelmez e, ama bundan sonra yapmamız gereken konu bunlara tanıtmamız gerekiyor cumhurbaşkanı belki bu konuda bu konuyla ilgili filmler yapmamız gerekiyor cumhurbaşkanı bugün şöyle dedi belki bu konuya gelir ama Cumhurbaşkanı bugün evet. şöyle dedi. Bu kardeşlerimizin bir kısmı 5 yıl, bir kısmı 6 yıl bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurt kurtaracağız? Hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. Son olarak bu operasyonların yapıldığı gece bu operasyonu yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik ve gerek Savunma Bakanım, gerek Genelkurmay Başkanım, gerek Milli İstihbarat, gerek polis hep birlikte yapılan Çalışmalar neticesinde adım atıldı diye açıklama yapmış Şimdi iki tane temel şeyi söyleyeceğim. Evet. Bir, e, Suriye'de yaptığımız harekatlarla beraber, hani dedim ya e, Biden 2016 gibi düşünüyorsa yanlış düşünüyor sahi. Türkiye sahada çok kuvvetli. İstihbarat anlamında da kuvvetli. Dış istihbarat anlamında da kuvvetli. Çünkü MIT'in de kendini bu konuda inanılmaz şekilde geliştirdiğini söylemek lazım. Ya Bir dolu insan paketlendi, Türkiye'ye getirildi. Bu da bu da ayrı bir başarıdır. Şimdi ikinci nokta. mitin daha değil mi, Ama şimdi siz sahadaysanız bu gücü zaten otomatik olarak e, 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 erişiyorsunuz. Neden? Sahada kuvvetli bir Türkiye'yi gören noktada size istihbarat akışı çok daha rahat oluyor. Sahada olduğunuz için. Ama sahada olmasanız e, istihbaratı sürekli birilerine dayandırarak almak zorundasınız. Bu da sizi büyük yanlışlara götürür. İkinci noktada. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Bugün bu harekatın yapılmasına bir elverişli ortam olmasa, belki bu riske girmeyebilirdi tabii, Türkiye. Tabii. Şimdi bunu bunu açıklamalardan verir. öğreneceğiz. Muhakkak bir elverişli bir ortam vardı bunun için. Bu risk göze alındı. Bu risk göze alındı. E, i̇kinci nokta, bakın çok büyük panik halinde örgüt e, son yıllarda Türkiye'den herhangi bir kendisine terörist devşiremiyor. Türkiye içerisinde devşirdiği çocukların anaları eylem içerisinde tepki var. Uluslararası ortamdan yakaladığı destek de Türkiye'nin aldığı güvenlik önlemleri sayesinde Türkiye içerisine yansımamaya başladı. Bir de üstüne üstlük Harcuk'ta, e, Gara'da, operasyon yapabilen kabiliyetteki bir Türk Silahlı Kuvvetleri örgütte büyük bir panik havası yaratmış durumda. Ve bakın yapılan telsiz konuşmalarında birçok grupla telsiz bağlantıları yok. Bir, bir, kesim gruplar da direkt olaya dahil olmamak için telsiz bağlantısını kesmiş durumdalar. Bunlar kendi sitelerinden ortaya çıkan şeyler. Bunları hainlikle suçluyorlar. E demek ki bu da şunu gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu tip bir harekatı kendi istihbaratına dayandırdığı zaman çok daha başarılı oluyor. Ve bu istihbaratta bizim sahada olmamızın bu getirdiği bir şey. cümle ekleyeyim mi sevgili Ahmet Hakan? Tabii Murat, tabii ki. Şimdi şöyle, e, e, Sayın Paşam burada İsmail Hakkı Pekin anlattı. Ee, o tabii yıllarını bu işlere verdi. Onun yanında biraz ahkam kesmek evet, son, gibi olacak son. ama evet. şu noktanın altını çizdikten sonra niye ahkam kesme hakkını kendimde bulduğumu anlayacaksınız. Evet. 25 yıl önce 1996'da siz çok iyi hatırlarsınız buradaki herkes hatırlayacak bilmeyenler de arşivlerden okuyabilir. E, Refah Yolu Hükümeti döneminde o dönemin e, Refah Partisi Van Milletvekili Fetullah Erbaş ve beraberinde Sivil Toplum Örgütü yöneticileri PKK'nın ZAP kampına 8 rehin askeri almaya gitmişti. Oraya yaklaşık 15-20 gazeteci olarak giden bir heyet vardı. O heyetin içindeydim. Dolayısıyla hani böyle bir atmosferi yerinde 36 saat boyunca yaşadım. O ZAP kampına gidişimiz dair bir olaydı, dönüşümüzdü. Ve örgütün o 8 rehineyi nasıl kullanmak için neler yaptığını da çok iyi biliyorum. Yani örgütler zaten terör örgütleri alıkoydukları insanları ya canlı kalkan olarak kullanırlar, ya propaganda aracı olarak kullanırlar, ya da bir şekilde o bahsettiğim 25 yıl önceki örnekte olduğu gibi devletle muhataplık yolu açabilmek için kullanırlar. O dönem öyleydi mesela. Ama şunu çok iyi biliyorum. Zapt'ta da öyleydi. Yaşayarak gördüm. Bir örgüt kendisi açısından çok kıymetli olan bu insanları gerçekten en güvendiği bölgede saklar. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Doğru. En güvendiği bölgede, Kalbinde. en güvendiği ortamda Doğru. saklar. Evet, Doğru. dolayısıyla siz özel kuvvetlerinizle o kalbe temas ediyorsunuz. Bakın bu operasyonun evet rehine kurtarma anlamında Hedeflenen maalesef yapılamamıştır doğru ama yaptığınız operasyon orada o mağaranın kapısında verdiğiniz şehitler o mağaranın kapısındaki çatışma ve sonrasında oraya gidene kadar artık işte yürüyerek veya sızma operasyonuyla Özel Kuvvetler Timi mağaranın kapısına gelene kadar bir şekilde e, haberdar olamamalarını sağlayacak kadar o ortamda başarılı bir operasyon icra ediyorsunuz. Ama sonuç böyle oluyor. Evet bu operasyonun bu tip operasyonların doğasında da var maalesef bu risk ve o risk realize oluyor bu sefer. Ama sonuç olarak şu anda örgütün lider kadrosunda Kandil'den o infaz talimatını verenler Gara gibi Yine e, Abdullah Ar da şunu söylemişti, daha önce de defalarca e, oraya operasyon planlandı ama şartlar olgunlaşmadığı için yapılamadı diye bu bilgi de var malum ortada. Gara gibi hem kalbi olan hem de örgüt açısından kendilerince çok savaşçı gördükleri, çok kuvvetli gördükleri kuvvetlerinin orada olduğu bir yere eğer Türk Silahlı Kuvvetleri bunu yapabiliyorsa ve güneyden gelebiliyorsa... Demek ki kandilde oturanlar, o talimatı verenler de eskisi kadar kendilerini güvende hissedemezler. İşin bu psikolojik boyutu çok büyük başarı kalemlerinden biridir. Onun altını çizmem lazım. Yaşar hocam, buna, buna ilave olarak bir şey ben daha son, söyleyebilir miyim? Son bir şey söyleyeyim. Genel, pa paşam, şöyle bir başka bir yönden bir ilave yapacağım. Efendim. Aslında bugün e, bir Sayın başarımız bir daha, daha, daha var bizim. O da şehitlerimizin de tabiatıyla sayesinde demeyeceğim ama onların dahli var aynı zamanda bu işin içinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'yı artık Türkiye yönünden eskisi gibi kullanamayacağı bir noktaya geldiğini de bu operasyon sonrasında kabul etmek lazım. E, bunu, bunu nereden çıkarıyorsunuz? Bu, ben anlamadım evet. da o yüzden. Evet. Şimdi efendim böyle çok basit şekliyle başlangıçta bir tereddüt içine girdiler. Arkasından da Dışişleri Bakanı'nın ağzından gayet net bir biçimde terör örgütüdür ve yapmıştır dediler. Benim bundan Bu da sonra, başarıdır diyor. Evet. Bundan sonra yapacağım operasyonlarda ben PKK'yı karşıma aldığımda herhalde artık bu argümanlarla tekrar benim karşıma çıkmaları pek mümkün değildir diyor. Terör örgütü falan. açısından da bayağı moral Baya, bozucu bayağı ciddi bir, şey. bir darbedir bu. Darbedir. Evet. İsmail evet. Hakkı Pekin de bir şey söylüyor. Pardon, pardon paşam. Müsaade ederseniz birkaç cümle söyleyeyim efendim e, Ahmet Bey. Şimdi e, bundan sonraki operasyonlar operasyonlara dikkat etmemiz lazım. Bizim ana sorunlarımızdan bir tanesi ana sorunumuz e, YPG'nin e, Suriye'nin kuzey doğusunda bir devletçik kurması ve Amerika'nın bunu desteklemesidir. E, bu bölgede Amerika PKK'yı PKK'nın ezilmesini marjinalleşmesini istiyor. Çünkü şeyde Irak kuzeyinde çünkü Barzani bölgeye hakim olamıyor. Ve dolayısıyla Barzani'nin hakimiyet kurduğu bölgede, egemenliği olan bölgede bunlar silahlı birliklerle vergi toplama dahil, haraç alma dahil bir sürü şeyler yapıyorlar. Ve çok sayıda da unsurları var. Yine Süleymaniye'de, KFN'in olduğu yerde de unsurları var. Amerika bunların buradan temizlenmesini istiyor. Ve o konuda bizi de rahat bırakıyor mümkün olduğu kadar. Ee, yani Türkiye'nin bu iki konuya çok dikkat etmesi lazım. Evet burada operasyon yapacağız ama gözümüz öbür tarafta da olması lazım ee, Suriye'nin kuzey doğusunda. Ee, o bakımdan e, Suriye'nin kuzey doğusuna dokunmayın. Irak'ın e, kuzeyinde harekat yapın, PKK'yı bitirin. Hem benim işime yarasın diyor Amerika Birleşik Devletleri hem de merkezi merkezi hükümetle şeyin işine yarasın. Benim de ilk söylediğim buydu. Barzani'nin işine yarasın diye değerlendiriyor. Evet. Benim de ilk söylediğim, siz hani sordunuz ya niye ayırıyor. Benim de ilk söylediğim buydu. Çünkü Obama Biden yönetiminin bize ilk geldiği şey buydu. Ya bu PKK tamam bunlarla akraba ama bu PKK'lılar dağlı. Bunlar şehirli. PYD. PYD, şehirli. Bunlar dağlı. Evet. E, bu dağlıları yok edelim. Beraber ayıralım içinden. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Bir çalışma yaptırdım. E, KCK, PYDYPG, PKK. Bu üçünün sözde e, koydukları anayasalarını tek tek inceledik. Ve neredeyse yüzde doksanı aynı. Ayırabilir misiniz peki o zaman? Ayıramazsınız tabii. E, o zaman Hayır, şimdi o ayır... mantıksız değil mi bu? Hani kuzeydeki Irak'ın kuzeyindekileri yok et. Suriye'nin... E... Suriye'dekilere dokunma. Ama bu şekilde siz hem Suriye'dekilerini koruma altına almış oluyorsunuz Ahmet Bey. Hem PKK'yı terörist olarak kabul ettiğiniz için uluslararası topluma bunlar terörist diyorsunuz. Hem de müttefik dediğiniz hatta sözde müttefik dediğiniz Türkiye'yi de bir şekilde doğrudan PKK'ya kanınız Peki, etmiş oluyorsunuz. bu yaklaşım PKK-PYD ortaklığı o şemsiye tarafından nasıl karşılanıyor? İşte burada... Yani onlar bu yaklaşımı... Fark ediyorlardır. Onlar ne diyorlar bu işe? Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Bu e, Suriye Demokratik Güçleri dedikleri ortam yalnızca Kürt unsurlardan oluşmuyor. O ayrı. Hayır hayır şuraya geleceğim onun için. Şimdi e, Sayın Paşam dedi ya Barzani'yi orada kuvvetli kılma. Şimdi öyle yani bir... Hani PKK cephesi ne diyor bu plana? E tabii ki bir, bir şey var. Direnci var. Ve biz, ilk direnç biz... tepkisi de dikkat edin Barzani yönetimine doğru PKK. onlara bir, bir, Çünkü neden Amerika diyor ki Suriye'nin kuzeyiyle Sincar, Barzani Sincar aksını birleştirelim diyor. Şunu anlamaya çalışıyorum ben. Diyorum ki Suriye'de ahbap, Irak'ta düşman. PKK cephesinden baktığında Amerika'yı Suriye'de dost, Irak'ta düşman olarak mı görüyor? Yani ya belki, orada da bir kafa karışıklığı var. Belki bir belli... Be yani, hayır öyle bir görüntü yok ama belki iki gün sonra şöyle bir şeyle çıkacak e, Amerikan bu ya, Bilmiyoruz yani sessiz ya, düşünüyorum şu anda. Diyecek ki PKK kendini tasfiye etsin. ya Suriye demokratik güçleri üzerinde. E, hani Ya hocam der mi demez mi? Yani hayır. diyebilir bak yani bunu. Hepsi kendi avucunun içindeki. Diyebilir tabii. Yani diyebilir içindeki yani. onları Bunu anlatırken sanki e, PKK PYD arasında tercih yapan bir Amerika varmış gibi. Öyle bir şey yok. Yani Kandil, Sincar ve bu operasyon merkezi, son operasyonun yapıldığı e, gara ekseni nereye uzanıyor? PYD'nin olduğu yere uzanıyor. Bağlantı yok mu? Lojistik destek yok mu? Çaba yok mu? E, ayrıca e, komuta sistemi açısından terör örgütünün e, ilgisiz mi? Oradaki o alçak elebaşları, kara yılanı, bindemdesi saymayalım isimlerini. Çok açık. Bakın bu operasyonları sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Kandil ve Sincar. O ele başlarının nerelerde çıkacağını da çok merak ediyorum. Bir Amerikan üstünde çıkarsa hiç şaşmayın. Tamam mı? Yani o açıdan e, elbette bunu iki yıl önce yazdığımı hatırlıyorum ben. Bir süre sonra PKK'yı ya bunlar işte biz zaten terör örgüt listesini almıştık. Yani bunlar tamam terör örgütü ama PYD iyi çocuklar. Bir Tasfiye süreci tamamen kendi iradesinde. Bunu yapması mümkün tabii ki. Ama onu diyor zaten? E tabii yani ama bu bir orada PKK düşman, burada bilmem işte şey e, dost böyle bir şey değil. Ha, ben, ben, öyle. Onu bir... Ben söyledim. Ha, ya, ben hadi. diyorum ki PKK PKK perspektifinden bakacak olursak bu nasıl bir yank, nasıl bir terör örgütü cephesinde bu, nasıl bu, bir yankı? Bu sizin yankıyor? sizin söylediğiniz direnç şurada ortaya çıkıyor. PYD YPG salt bir Amerikan kontrolünde. Amerika biliyorsunuz kendi PKK şimdi PKK uluslararası bir örgüt. Bak burada bir, bir küçük ayrı, ayırıyorsunuz bir. Tamam şimdi bakın burada Ben ona katılmıyorum. Işte. PKK'nın e, e, yararlanabileceği daha geniş bir alan var uluslararası anlamda. PDPEGEN'i yok. PDPEGEN'in yararlanabileceği bir şey şeyi gördük. Bizim barış bina e, Amerikalılar çekilince bir anda e, Rus yanlısı oldular. Amerikalılar Aman deyip... Siz PKK ile PYD'yi ayırıyor musunuz? Ayırmıyorum tabii ki. Böyle bir şey ama, yok. Ama diyorsunuz ki ama PKK... Ama hayır. Siz dediniz ya PKK direnç göstermez mi bu işe dediniz ya. Hayır ben nasıl karşılıyor Böyle bir ayrım varsa o anlamda. Bakın bu, bu büyük bir tuzak. Sakın bunu yapmayın. PKK, PYD, YPG terör yapısıdır adı. Birleşik birleşik Adı, adı budur. Ya. Bitti. Ayıramaz o zaman ya Amerika. En, ya kendine göre tasfiye eder PYD'nin... Suriye'deki varlığından razılık duyar, yeni bir ekip kurar. Bunları hepsini yapar. PKK, Söyledim ya PKK'ya e, bak, bakmaya gerek yok diyorsunuz. Elbette yani. o PKK. bütünlüklü yapı. Bunlar iç içe geçmiş bir şey. Öyle bir şey olabilir mi? Değerli Hangisi hocam? Abdullah Öcalan'ın yani kendilerine hocam, göre değerli hocam? uluslararası arası kabulüyle konuşmak lazım. Tam sizin dediğinizde yüzde katılıyorum. Ben. Evet. Hangisi? Bunlar ayrı. E şimdi PKK, PKK, uluslararası, uluslararası ortamda PKK terörist bir örgüt mü? Birleşmiş <laughs> Milletler, NATO, Avrupa Birliği, Evet öyle. EYD, ypg için. Böyle bir karar evet, var mı? Yok. Şimdi bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi adam burayı bir legal hale getirecek. Nasıl getirecek? Diyorsun ki bununla bu ilişkili diyorsun, bağırıyorsun. Türkiye diyor ki ben bu harekatları yaparım kardeşim. Neden bunlar Birleşik bir terörist örgüttü? E şimdi bunu nasıl legalleştirecek kendi adına? Başka bir şansı var mı? PKK'yı PKK bir şekilde imha e, imha etmeyi düşünecek. Onu hey, imha edecek hey, ama ya, imha öbür etmeye, tarafta başka san, bir şey çıkartmıyor. Nasıl İsmail Hakkı Bey? Çekirdek, çekirdek durur. Tabii, Efendim ima edeceğini sanmıyorum. Çekirdek daima bir durur. Yani, var hazır yani. örgüt var. O örgütten her zaman faydalanacak yani Amerika ya, veya ya İsmail, diğer uluslar. İsmail...